Neyse, an lezzet durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün ıspanaklı dolgulu köstebek pastası nasıl yapılır? Onun tarifini paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik, muhakkak sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Öncelikle yumurtalarımı kırıyorum. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 2 adet vanilya. Bunlar köpük köpük olana kadar 5 dakika kadar aynı yönü olmak şartıyla sürekli çırpacağım. Çocuklarınız ıspanak yemiyorsa, ıspanak yedirmenin en güzel yöntemi diyebiliriz bunun için. Muhakkak gerçekten deneyin. Hem lezzetli, hem pratik, hem de muhteşem oluyor. Görüntü itibariyle, tat itibariyle harika oluyor. Muhakkak deneyin derim. Gördüğünüz gibi 5 dakika kadar çırptım. Sırasıyla olacak şekilde yarım su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1-2 tur karıştırıyorum. Yaklaşık 2,5 su bardağı kadar unumu ekliyorum. Homojen hale gelecek şekilde 2 adet kabartma tozumu ekledim. Tekrar çırpma işlemine devam ediyorum. Çırpma değil, karıştırma işlemine devam ediyorum. Çırparsak kabarmasını engelleyebiliriz. Elle çırpmak, yani elle karıştırmak daha güzel oluyor. Daha güzel kabarıyor kekimiz. Kıvam ve dokusu bu şekilde oluyor. Kalan unum vardı, onu da birazcık ekledim. Toplamda total olarak 2,5 su bardağı kadar un kullandım. Onu aldım kenara bu şekilde. Daha sonra böyle 10-15 yaprak olacak şekilde, damarları alınmış şekilde ıspanaklarımı bir kabıma alıyorum. Yarım su bardağı suyumu, kaynamış suyumu bu arada ekliyorum. Ve blender ile bu şekilde tamamen pürüzsüz hale gelecek şekilde ezme işlemi yapıyorum. Gerçekten yiyen anlamayacak ıspanaklı olduğunu, o şekilde söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi tamamen su haline geldi. 10 dakika harcımı ekliyorum ve tamamen homojen hale gelecek şekilde gördüğünüz gibi çırptım. Yağladığım borcamıma koyuyorum. 160-170 derecelik fırında yaklaşık 30 ila 35 dakika arası kontrollü bir şekilde pişireceğim. Kekimizin ortalama bir kabarması için bu şekilde spatula yardımıyla kenarlarına hafifçe sürüyoruz. Kreması için 5 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kadar nişasta, 1 adet yumurta, 2,5 su bardağı sütümü ekledim. Bunu da güzelce karıştırarak homojen hale gelene kadar karıştırıyorum. Ocağıma alıyorum. 1-2 fokurdadıktan sonra ocağımdan alıp 1 yemek kaşığı kadar margarin, 1 paket vanilya ekleyip tekrar homojen hale gelecek şekilde karıştırma işlemi yapıyorum. Dilerseniz sıradan bir krem şanti de kullanabilirsiniz tabii ki, ama en azından yaptığınız pasta zahmetinize değsin istiyorsanız bu şekilde yapmanız bence daha güzel ve lezzetli olacaktır. Gördüğümüz gibi kekimiz pişti ve kabardı. Tamamen soğuduktan sonra bu şekilde orta kısmını şimdi hafif keserek çok derin olmayacak şekilde içlerini boşaltıyorum. Görüyor musunuz? İçi yemyeşil. Yani üstü piştikçe tabii ki koyu bir kahverengi kıvamı alıyor ama iç kısmı tamamen fıstık yeşili. Daha sonra bir su bardağı süt ile ıslattım. Bu şekilde muzlarımı diziyorum. Çeşitli meyvelerde kullanabilirsiniz.
Muz daha güzel yakışıyor bu tarife. O yüzden muz kullanmayı tercih ettim. Kremamın bir kısmını ekledim. Ve muzlarımın üstünü tamamen kaplayacak şekilde sürdüm. Daha sonra kalan muzlarımı tekrar kullandım. Burada muzlarım tamamen 5-6 tane kullanmışımdır muhtemelen küçük olduğu için. O içlerinden çıkardığım tarafları da rondodan tamamen pürüzsüz olacak şekilde bu şekilde geçiriyorum. Ve son dokunuşları bu şekilde yapıyorum. Borcamımın her yerine gelecek şekilde kapatıyoruz. En güzel yakışan süsleme açısından çilek oldu. Çilekle süsleme işlemi yaptım. Tarifim bu şekilde. Gerçekten hem lezzetli hem pratik hem gösterişli bir tarif oluyor. Muhakkak sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Bizler yerken çok beğendik. Hem hafif hem güzel. Hem de kesinlikle ıspanak tadı almıyorsunuz. Dediğim gibi hiç yemeyen biri bunu fıstıkla bile zannedebiliyor. Öyle söyleyeyim size. Bir gün dinlendirirseniz lezzeti daha yerine oturacaktır. Daha kıvamlı olacaktır. Bu şekilde sizlerle paylaştım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.